Evet, kaybettiğimiz maçlar sonrası bir kriz dönemi geçirmiş olduk. Yani zaten üst üste maçların kaybetmesi, başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar, herkesin üzgün olduğunu biliyorduk. Bu aradan sonra maçı kazanmak önemliydi bizim için. Ama tabii rakibin de sorunları vardı. Genç bir takıma, dirençli koşan bir takıma karşı oynadık. Golü erken bulmak onların biraz direncini sarstı. Sonra ortak olmaya çalıştılar. Ama tamamen de hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konum itibariyle diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işleri yaptık. Tabii rakibin de izin verdiği pozisyonlar var. Maç bittiğinde de hem bakıyorum işte hem taraftarlar hem biz hem yönetim, başkan, işte oyuncular hepsi mutluydu, personelde dahil. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum. Mutluluklar, daha önce de söyledim. Umutlu olmak için işte genç arkadaşlarımızın elinden geleni göstermesi, gayreti göstermesi, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapılması, pas yaparak hücuma giderken sabırlı oynaması, bunlar önemliydi ama yine tabii eksiklerimiz var. Bu da futbolda hatalar oyunu. Bugün itibariyle sadece şuna dikkat etmek lazım. Çünkü bu maç bitti, Alanya maçı var. Alanya daha farklı oynuyor, iyi oynadı Samsun maçında izlediğimizde. Aslında Adana Demirspor'da Eyüp ve Kayseri maçlarında beraber kaldı. Çok dirençli, inançlı oynadı. Direnci kırılmadığı için de oyunu taşıdı. Hatta sonunda da beraber kalabilirdi. Bu her takım için geçerli. Yeniden ona motive olmak durumundayız. Çünkü kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Çok geride kaldık. Kazanarak gitmek durumundayız. İyi bir tarafı, oynayan arkadaşların hepsi oyun disiplini içerisinde %100'ünü vermeye çalıştılar. Mutluyuz o konuda ama bir de şuna bakmak lazım. Takımın kazanmış olması anormal övgüyü getirmemesi lazım. Demin de başkana sordum. Muhammed Can gol atmadı, kaçırdığı zamanlar neden oldu diye diyor. Şimdi işte 3 gol attı, 2 asist yaptı. Bu sefer en iyi oyuncu da ben pazarlarız onu. Bir bakarız başka yere getirir. Takım içinde yani böyle de bir ölçüyü kaçırmamak lazım. Yani yıkmamak lazım ama sorunu da çözümü de bilmek lazım. Evet. Zaten bizim de arzu ettiğimiz şey şu durum. Öyle bir durumdayız ki elimizde alacağımız, yani özellikle yabancı oyuncular veya yerli oyunculardan da kadromuza güç katacak oyuncular elimizdeki gibi ise problem zaten başlıyor. Kendi içinde problemlerimiz var. Yani üretemediğimiz zaman eldekileri o rekabete sokabilirsek tam onları sağlamış değiliz ama şu gün itibariyle baktığımızda bu kattığımız oyuncuların işte yerlisi, yabancısı birçoğu hastalık, sakatlıktan geldi. Serkan uzun bir hastalıktan geldi. Yine baktığınız zaman Arsene Batakov bir sakatlık geçirmişti. Salih iyi diye çalışıyordu. Poyraz, onlar hem U19'da da iyi. Yani Salih'in gelişimi de iyi. Ali fiziksel olarak iyi. Yani bunlar alternatif oyuncular diye düşündüğümüzde eğer iyi giderseler bizim transfer politikasını etkiler. Ama bu iyi oyuncu almayacağız, takımın gücünü arttıracak oyuncu almayacağız anlamı taşımaz. Ama bunların olması bizi daha kolay bir hale getirir. Kenarda beklettiğimiz oyuncu eğer bekleyeceksek, bunlar da oynayacaksa oynasınlar. Önleri açık yani, işte hep diyorum oyna git yani, ama katkı yap. Yani işte Muhammed Can iyi oynadı, devam etsin. Veya işte ne bileyim Hüseyin devam etsin. Ama etmediği zaman, ihtiyaç doğduğu zaman o zaman transfere dönüyorsun. O yüzden eldeki oyuncuların bugün sayısını fazla, bugünün maçta ona uygundu zaten ama uygun da olsa ne olursa olsun iyi oyna. Yani hangi rakiple oynasan oyna. Futbol sahaya çıktığı zaman hedefi olmayan bir oyun değil. Her oyuncunun, her takımın bir hedefi var. Futbol oynamak, sanatını icra etmek, sahne. Sizin oynayan gösterin kendinizi. Seyirci var veya yok diye bir şey yok. İşinizi yapacaksınız. O yüzden ben de mutluyum onlar adına. O dediğiniz sorunun da cevabı belli zaten. Oradaki oyunculardan ne kadar oyuncu biz buraya katabilirsek ki bugün kadroda da sayı fazlaydı. O yüzden de oyunun gidişine göre onları da sahaya koydum. Yarın daha fazla olur. Mesela yetenekleri itibariyle hepsinin bir artıları, eksileri var ama mesela daha az oynattıklarının içerisinde Salih mesela orta sahada iki yönlü oynayacak bir oyuncu görüntüsü ve güveni var yaşına göre. Umarım ki alttan daha da fazla gelir. O zaman bizim de çok fazla oyuncumuz burada olursa ki hem takım için hem gelecek olan nesil için, Trabzon ve yöresinde olan oyuncular için yeni bir hedef çizilir diye düşünüyorum. Ama tabii Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk. Şampiyonluk yarışında da üst seviyede kaliteli oyuncular, sayılar az, kaliteli fazla oyuncu alırsak bu oyuncular da hem gelişimin olur hem kadro oluştururuz. Yani yapılanma içindeyiz. Bunları söylerken bile çekiniyorum çünkü bulunduğumuz durum iyi değil yani. Yani şu anda 3 puan almanıza rağmen iyi değil. Bugünkü maça aldanmayalım. Yani oyuncu da ben de ama bunu zor bir maçta da oynuyorsak ki oynamalıyız. Futbol bu zaten. Yani ses sanatçısı, sesi belli. Seyirci az da çok da olsa, aleyhine de bağırsa onu sunacaksın. Onu sunduğu zaman baskı altında da sunarsan, üst seviyede yarışmaya gittiğinde sunarsan o zaman büyük oyuncu, büyük takım olursun. İşte ona geçeceğiz. Bugün rahattılar. İyiydi. Golün erken gelmesi de önemliydi. Düşünün tersine bir gol yesek ne olurdu? Şimdi bizim işimiz daha zorlaşır. Benim işimi zorlaştırsınlar. İyiler arasında zorlaştırsınlar. Hep bir rekabet olsun. Elimizde olan tüm oyuncular bizim oyuncular ama bırakılması gereken oyuncular da sizin nezdinizde biliyoruz. Söyledik zaten. Burada gizli bir şeyimiz yok. Takımda katkı yapanı oynatacağız ama bu arada tabii zaman kaybediyoruz. Puan kaybediyoruz. Sıkıntılarımız oldu. Orada da eleştiri alacağız. Haklı. Bugün düşündüğünüz şey oyuna olumlu yansıdı. Diğerlerini koysaydık sıkıntı olurdu. Bir de bu arada bilgi ben yayıncı kuruluşa söyledim ama siz de bilin. Lundstram rahatsızlandı dün itibariyle. Hastalandı. Okay dizinde bir sakatlığı var. Milli takımdan geldi. Zaten Tony Vakayeme Savic yoktu. Barisic hastaydı 10-15 günden beri hasta. Milli takım kampında evine gitti. Hastalandı. Onun dışında da eldeki oyuncudan sakatlıktan çıkan Serdar 4-5 günde bizde çalışıyor. Toparlamıştı. Hüseyin'in yerine girdi. Daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu arada da bunları kazanabilirse Arsene Batakov ben bugün Muhammed Can'ın iki yönlü oynamasına sevindim. Zaman zaman yapıp da zaman zaman yine yaptı onları bazı tercihleri ama futbol yetenekli oyuncu da bunlar öyle. Bunların sayısını azaltırsa eksikleri, artıları fazla olursa bugünkü gibi asist de yapar, gol de atar, maçı da kurtarır. Daha önce nereden bulduk dediğimiz oyuncu bu sefer bundan iyisi yok deriz. Bunlar hep futbolda olan şeyler. Bizim hep sahaya yansıttığımız gibi. Umarım ki Cihan da, Moğol da, Banza da, Banza biraz daha farklı çünkü bizim kiralık oyuncumuz. Diğerleri hem iyi oynarlar, takım iyi olur. Hem ekonomik olarak kaybımız olmaz. Çünkü boşa gitmemiş oldu paralarımız. Takımda iyi bir kadro oluştururuz. Eğer bir sebep ararsak size ziyarete geldiğim için olabilir. Kazanmamızın sebebi. Davetiye yaptığımız için olur. Kaybettiğimiz zaman ayak numarana bakarlar. Bunlar işini iyi yapanlar mutlaka başarılı karşılığını alırlar. Mutlaka çocuklar çalışıyordular yani. Çalışmasalar bugün şans bulduğu zaman kötü oynarlar. Ki zaman zaman bunu geçirdik. Uzun sakatlıktan çıkanlar oldu, hasta olanlar oldu. Hazır olduğu zaman olacak. Yarın belki bunda oynamayıp diğerleri oynayacak. Önemli olan futbolcu. Hepimiz değerli, önemliyiz. Hocalar, oyuncular, herkes. Ama asıl olan Trabzonspor değerli, önemli. O çokluk dediğim hikayede şu, Trabzonspor'un imkanları fazla. Yani ben başkanın o heyecanına, enerjisine hayranım. Kendimi de mahcup hissediyorum. Yani sadece ona değil, taraftara böyle birine bakan gözüne bakamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani üzüntümden dolayı. Şimdi bile hala o kayıp puanları düşünüyorum. Demin de Nuri sordu bana ne hissediyorsun diye. Evet 3 puan güzel ama bana yetmez ki. Yani kaybettiğimiz puanlara baktığım zaman komik geliyor bana. Şimdi geri dönse rüya gibi geliyor. Ama öyle şeyler başımızdan geçti ki onları da kullanmak istemiyorum. Şu anda bu ölümü yansıtsın. İşte Alanya maçı alalım. Diğer maçlar istikrarlı bir oyun. İstikrarlı sonuçlara dönebilirsek işte bunu daha önce yaşadık işte. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekirken berabere razı iken kaybettik. İşte Rize'de öndeydik kaybettik. Yani 3 tane mağlubiyetimiz var. Enteresan yani. Bugün de mesela tersi olabilirdi ama düşündüğümüz iyi oluştu. Oyuncular olumlu. Diğer oyuncular da bu açıdan bakarsak katkı yapacağını düşünüyoruz. Ama bir de şunu yaptık yani aslında yapılan şeyden bir tanesi. Kadronun sayısını azaltıp herkesin orta noktada birleşmesi lazım. Onu da sağlamak lazım. Hiçbir oyunculuk problemi yok. Bunu söyledim bir kez daha söylüyorum. İyi kötü maçtan sonra fark etmez. Oyuncularımız efendi iyi de olabilirler ama artık bizde olmaması gereken oyuncuya söylüyorum. Onu da ona göre davranması gerekiyor. Çünkü diğerlerinin de burayı zorladığı yerde ekonomik olarak, teknik olarak düşündüğü zaman Trabzonspor'un bir tercih yapması gerekiyor. Onu da yapıyoruz. Bir defa çalışmayı çok seviyor. Sezon geldiğimden çok daha iyi durumda. Yani şu anda mesela ofansif defansı çalıştı. Daha da üstüne koydu. Ben şu anı daha önce yapsaydı bugün çok daha farklı bir durumda olurdu. O da bizde yani. O da Cihan da yetenekli, becerili olan, bu becerilerini kullanırken kesik oynayan, bazen kopandı. Bugün mesela çıkarmama sebebinde oldu. Yani sonra onun da çıkarma alkışlanması hak ettiği oyun oldu ama oynasın, mücadele etsin diye düşündüm. Hem Cihan'ın şeyi, bunlar ikisi de kenarda oynamayı sevmiyorlar. İkisi de kenarda gayet güzel oynuyorlar. Oynadıkları zaman ortada da oynayacaklar. Alışacaklar yani o ofansif defansif oynamaya. Olduğu zaman zenginleşiriz. Ama kendisi ikisi de ben ortada oynarım, başka da oynarım derse ikisinden biri gider. Yani o bile bizim aleyhimize olur. Yani yetenekli oyuncuları böyle kullanmak zorundayız. Muhammed Can işini seviyor, çalışmayı seviyor. Ama biraz kendini çok fazla sevdiği için bazen o kendini kaptırıyor oyuna. Yani onun gösterisini de seviyor ama iyi. Ha, İbrahim Yatlar'ın gelmesi de staja gelmişti. Onda da konuşturdum ona. Ona örneğini anlattım. O da senin gibi çok yetenekliydi. O da konuştu. Ona da katkısı olmuş olabilir. İbo'yu da söylemiş olalım yani bu çünkü. Mendi koşmayı seven, yani devamlı mücadele etmeyi seven, top kullanmayı bazen tercih olarak topla tutarak yaptığı için hatası dışında olumlu tarafları var. Gidip geldiği için avantajı var. Geride oynadığı zaman iyi de çünkü stopa da oynayabiliyor. Orada pozisyonlarda bazen uzak kalıyor. Bizim de fazlalığımız vardı. Lundstram, Ozan, işte Okay, Umut. Bugün Umut da iyi oynadı. Yani ben Umut'tan da memnunum. İkisini orta sahada oynattık. Tuttu yani. Eksik de kalabilir. Şimdi biz evet antrenmanda, çalışmalarda genç takım çift kalesinde bir hafta boyunca taktik olarak Lundstram'la üzerine geldik. Mendi üzerinde çalıştık. Stoperlerde, defansta böyleydi. İşte bütün çalışmaları yaptık ama son günü Lundstram'la Umut tercih ettik. İyi ettik. Orada başka birini de oynatabilirdik. Salih dedi düşündüm bir ara. Ozan veya Salih. Çünkü orta sahada öyle. Sayı azaldı yani. Forvet'te de baktığın zaman risk var ama bu maç onu kaldırır diye düşündük. Yani işte Moğol, Cihan, Edin Riska, bunlar Banza. Bunların hepsi koştuğu zaman, takım olarak koştuğumuzda, bloklar kapandığı zaman iyi olur ki ilk yarı başında en güzel tarafı da oydu. Birbirine yakın oynadıkları zaman başarılı oluyorlar. Bazen kopmalar oluyor ve bireysel oyunları oluyor. İşte Cihan bir tarafta, Moğol bir tarafta, Banza tek başına kalıyor, ortadaki gitmiyor. Bunlar da mesafe aldıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani futbol oynamak için hepsinin birbirine ihtiyacı var. Bir diğeri savunma çok geride kalıyor. Bugün mesela skora rağmen hep öne çıkmaya çalıştı. Bunu yaptık. Yani iyiydi, olumluydu bugün için. Ve bunu bir başkasıyla yani kıyaslamadı. Şartlar bazen öyle getiriyor. Bakarsın başka şeyle deneyeceğiz. Bunları mecburuz bunu yapmaya. Uğurcan iyi bir kaleci. Ben Mert'i de seviyorum. Onda ama tabii Mert'in tecrübesi var. Bir yere geldi. Uğurcan hala önünde zaman var. Bugün de gol yemeyerek ona yardımcı olduk. Her maçta gol yediriyoruz ona. Çocuk da bunu attık ama iyi kaleci. Milli takımın uzun vadede kaleciliği devam edeceğini düşünüyorum. O da ayrı bir şey. Bizde de oynuyor zaten. Diğeri neydi? Duygu kırıklığı şöyle. Yani söyledim ya, her mağlubiyet, hele de kötü oyun. Ben kazansam bile bugün mesela orada öyle eksikti. Ona bile ben rahatsız olurum yani. Ben mesela oyuna bakarım, oyuncunun oyununa bakarım, takım oyununa bakarım. Ama kazanmak, yani en azından bir nefes alıyorsun. Şimdi Trabzonspor'da sıralamadaki yeri hepimizi rahatsız ediyor. Bana biri bakarken yüzüme bakıyor, ben anlıyorum onu. Ben öyle okuyorum resmi. Şehre giriyorum veya gidiyorum bir yerden, hep ondan rahatsızım. İlk sorun bana önemliydi. Öğretmenler onu söyleyeyim. Az evvel öğretmenimi aradım, ilkokul öğretmenimi. Onu anlatmıştım size belki de. Yurdanlı uzmandır, ismini vermiştim. Bir ara böyle röportaj yaparken dedim ki kimse ilkokul öğretmenini unutmaz dedim. İsmini de söyledim. Ben bilmiyordum. Aradan zaman geçti. Faruk abinin, bakanın bir düğünü vardı oğlunu. Bir baktım düğünde benim öğretmenim geldi. İskender abinin hanımın teyzesi. Şunu önerim. Tesadüf. Ve şimdi Göztepe'de oluyor. Ben her ararım onu. Şimdi maçtan sonra da o attı beni. Ben de aradım onu. Buradan uzman, onun şahsında, Atatürk'ün şahsında, Allah rahmet eylesin, bütün ölen öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Öğretmenler bizim can damarımızdır. Toplumun eğitimli olması, kalite olması, sosyal olarak iyi davranabilmesi, öğretmenlere ihtiyaç var. Biz eğitimi kenara attık, öğretime geçtik. Ailede çocuklarımızı ne kadar büyütürse büyütelim, öğretmenler vasıtasıyla yönlendiriyoruz. Ve onların işte kreşlerde, ilkokulda, ortaokulda, lisede ama özellikle ilk daha başlangıçta çocuklarımızın eğitime ihtiyacı var. Hepimizin çocuklarımız, torunlarımız hepimiz öğretmenlerden etkileniyor. Onlara haklarının verilmesinden yanayım. Pedagojiyi unutmamak lazım. Sağlıklı toplum olması için de öğretmenlere ihtiyaç var. Onların da huzurlu olması gerekiyor. Ekonomik, sosyal sorun olan bir öğretmenden de bir şey beklemeyin. Çünkü kendine sorunu düşünürken çocuğun sorununa ilgilenmez. Kendimiz, ailemiz, çocuklarımızı bakarken ekonomik durumu ise bakıcı tutuyorsun. Öğretmene daha çok borçlusun. Onun için hepsini yani ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bana da başkan da gönderdi bir öğretmenler günü anısına. Bir şey neydi? Tablo gönderdi. Yönetim de aynı şekilde. Öğrenciler de işte bir şey verdiler ama öğretmenler de öğrencilerle diğer taşıdır. Karaköy'de öğretmenlik yaptım. 9 tane gazeteci çıktı. Bak, demek ki karşılıklı olacağımız varmış yani. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.